Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın kullanmış olduğu hava yollarından bir tanesi de Sun Express Türkiye ile biliyorsunuz Almanya'nın pek çok noktasına uçuş yapan bir hava yolu Türk Hava Yolları ile Lufthansa ortaklığında kurulan bir hava yolu güzel bir uygulama başlattı bu salgınla mücadele kapsamında Düsseldorf Antalya uçuşlarında yolculara 15 dakikada sonuç veren test yapılacak değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz hava alanlarına gittiğimizde bizim testi Türkiye'den özellikle Almanya'ya giden insanlarımızın mutlak surette test yaptırması gerekiyor. Aksi halde Almanya'ya alınmıyorlar. Bu nedenle de e, bu yapılan uygulama doğru bir uygulama. Şimdi Almanya'daki e, uçuşlarda Antalya, Düsseldorf'tan Antalya'ya yapılan uçuşlarda da bu testler yapılacak. Bu testler ücretsiz olacak. Pozitif çıkması halinde testlerin muhtemel hatalara karşı bir daha yenilecek. Bu durumda da uçağa alınmayacak. Hastaneye sevk edilecekler. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bununla ilgili Düsseldorf'ta havalimanında da yer tahsisi yapılmış durumda. Güzel bir uygulama olarak göze çarpıyor değerli izleyicilerimiz. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Bu dönemde zorunlu olmadıkça Türkiye'ye gitmenin zorunlu olmadıkça Türkiye'den Almanya'ya gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Zorunlu haller dışında evden çıkılmaması en doğrusu. Çünkü koronavirüs şu anda adeta çıldırmış vaziyette can almaya devam ediyor, yayılmaya devam ediyor, insanların hayatlarını ciddi anlamda sekteye uğratmaya devam ediyor. Bu nedenle zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın. Ancak değerli izleyicilerimiz şunu da hatırlatmak istiyorum. Önemli bir haber. Almanya'da özellikle emeklilerimiz, vatandaşlarımız, durumu daha iyi durumda, ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız ve Türkiye'de evi olanlar, özellikle de yazlık bölgelerde evi olanlar ciddi sayıda Türkiye'ye gitmeye başladılar. Akın akında insanlar gidiyorlar. Bununla ilgili de şu söyleniyor değerli izleyicilerimiz. Gidilen turizm yerlerindeki işte evi, villası, yazlığı vesairesi olan vatandaşlarımızın yine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yoğun olarak dışarıdan insanların gitmiş olduğu turizm bölgelerinde şu anda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs hastaları oralarda da ciddi anlamda artmış vaziyette. Türkiye'ye gidenlerin de beni Türkiye'den izleyenlerin de mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Ya da önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek olan değerli izleyicilerimizin de kendilerine çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'de de koronavirüs hastaları ciddi anlamda artmış vaziyette, Almanya'da da artmış vaziyette. Her iki ülkede de değerli izleyicilerimiz seviye aynı diyebiliriz. Aynı yorum yapabiliriz. Siz siz olun, gittiğiniz yerlerde lütfen dikkat edin. Tamam yazlık yerlerde mesela örneğin müstakil bahçesi vardır kişisinin ya da daha tenha bir yere gidebilir. Bu biraz daha mantıklı en azından kışı e, daha sıcak geçirecek. İnsanların içerisinde daha izole olmuş olacak kendi evinde bahçesinde e, daha da korunaklı olacak ama markette, çarşıda, pazarda gittiği yerlerde unutmaması gerekiyor ki koronavirüs bitmedi kendisini koruması gerekiyor. Almanya ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gidecek olanların bunu unutmamasında fayda var. Değerli izleyicilerimiz, Türk Hava Yolları'ndan da bir haberimiz var. Bildiğiniz üzere Türkiye'de şu anda hafta sonları kısıtlamalar var, sokağa çıkma yasağı var. Eğer uçağa gidecek olanlar varsa biletlerini ya da rezervasyon kağıtlarını gösterdiklerinde uçağa ulaşabiliyorlar, gidebiliyorlar. Bunun da unutulmaması gerekiyor. Yapılan duyuru da şunlar söyleniyor. Yolcularımız kısıtlama sürecinde Yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge, mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabilirler deniliyor değerli izleyicilerimiz ve konuyla ilgili güncel gelişmeleri Türk Hava Yolları'nın web sitesinde, internet sitesinde takip edilebilir açıklaması yapıldı. Yine Türk Hava Yolları'ndan bir haberimiz var. Türk Hava Yolları aileleriyle birlikte yurt içinde seyahat edecek yolcuları başlattığı yeni kampanya ile yüzde yirmi indirimli uçuracak. Yani Türkiye'nin içerisinde bir noktadan bir noktaya ailenizle beraber en az üç kişi en fazla 9 kişi olmanız halinde seyahat yapacaksanız değerli izleyicilerimiz 27 Kasım 6 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli yüzde %20 indirim var. Bunun da bilinmesi gerekiyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hopa'ya yapılacak olan uçuşlar kapsam dışında. Hopa ve KKTC Koronavirüs maalesef can almaya Türkiye'de dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Hepimizin yüreğini burkuyor. İşte bunlardan bir tanesi, bu haberlerden bir tanesi Türkiye'de Kocaeli'nde yaşandı. Kocaeli'nde bir çocuk annesi ve hamile olan 27 yaşındaki Nur Aymak Yavuz adlı hanımefendi karnındaki bebeğiyle beraber koronavirüse maalesef yenik düştü. Evet. Kocaeli Derince'yi Devlet Hastanesinde tedavi altındaydı. Ancak 6 aylık hamile olan Nur Aymak Yavuz hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Cenazesi Tokat'ın Başçiftlik ilçesine götürüldü. İlçe merkezinde düzenlenen cenaze törenine çok az sayıda yakını katıldı. Yasaklardan dolayı ve 6 aylık hamile olan Nur Aymak Yavuz son yolculuğuna uğurlandı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, tüm insanlara rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Maalesef durum hiç de iyi değil. Şimdi bana sen çok abartıyorsun ya da işte koronavirüsle ilgili insanları korkutuyorsun diye yorumlar geliyor. Bak ben açık bir şekilde olan olayları anlatıyorum. Ve şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın insanlar ölmeye devam ediyor. Yoğun bakımda insanlar entübe ediliyor. Entübe ne demek? Makinelerle nefes alıyorlar. Makinelerle nefes alıyorlar. Bazı insanların maalesef boğazları deliniyor. Bu kadar gerçek bir ortam, gerçek bir durum söz konusuyken benim başka ne anlatmam bekleniyor merak ediyorum. Ve bir nebze olsun insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Yani kendinize dikkat edin diyorum. Aşı ile ilgili konuşuyoruz. Peki size bir soru. Siz bu aşının sonucunu biliyor musunuz? Yüzde yüz bir sonuç alınacağına inanıyor musunuz? Hiçbir yan etkisinin olmayacağını söyleyebilir misiniz? Bu aşıyı bulanlar bunu söyleyemezken siz nasıl da böyle bir yorum yaparsınız? Ben kimseyi aşı olmayı falan demiyorum ki. Durumları anlatıyorum. Bunların yapmış olduğu açıklamalar üzerine birlikte yorum yapıyoruz. Siz videonun altına yazıyorsunuz. Biz de yorumluyoruz. Bütün olay bu. Bakın, aşıyla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bazıları bu aşı tamam geldi, iş bitti diyorlar. Hayır. Aşıyı biz bugün vurdurduğumuzda eğer vurdurursanız bunun etkisi bir sonraki kışa, 2021'in kışına olacak. Yani aşıyı bugün vurdurdun iş bitti yok. Yok böyle bir şey. Onun için şunu söylüyorum ben. Diyorum ki o taktığımız maske var ya o maske şunlar. Şu maske bakın şu maske o bulunan aşıdan şu anda daha etkili. Şu maske. Evet. Daha etkili. Birileri şunu yapıyor mesela. bunu açıkta hava alıyor. Birileri böyle yapıyor. falan. Tamam. Ve Almanya'da şöyle bir şey var. Bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın bazı yerlerinde maske mecburi değil. Hatta biliyorsunuz cadde cadde ayrılmıştı. E şimdi sanki bu korona virüs Almanya'nın bazı noktalarında bazı caddelerinde bu virüse rastlanmıyor. Yani ön cadde kalabalık orada maske takılması gerekiyor. Ama arka cadde tenha burada takılması gerekmiyor. Sanki o tenha olan yere koronavirüs gitmiyor uğramıyor. Geçmiyor oradan. Şimdi okul konusunda da böyle bakın. Koronavirüsle ilgili alınan kararlarda okullar kapatılmıyor. E bakıyoruz. Az önce anlattım. Kuzeyren Vesfalya bölgesinde sadece 80 bin öğrenci karantinada. Binlerce öğretmen, binlerce öğretmen karantinada. Belli okullardan da yayılıyor, patlıyor. Ocak ayında 3. dalganın olmaması için okulların mutlak surette kapatılması gerekiyor. Bunu söylüyoruz. Ya belli o çocuk taşıyor. Arkadaşına bulaştırıyor. Arkadaşı evine gidiyor, otobüse biniyor, metroya biniyor. Annesine taşıyor virüsü, babasına taşıyor, diğer akrabalarına taşıyor. Ya bu kadar durum vahimken bizim her şey çok güzel, toz pembe diye yorum yapmamız kadar saçma bir şey olmaz. Ben de istiyorum size bu haberlerle ilgili konuşmayayım. İnanın, koronavirüs benim hayatımı da etkiliyor. Ya bir tane arkadaşımla oturup kahve içemiyorum. Bir yere gidip gezemiyorum. Sohbet edemiyorum. işlerimi erteliyorum, yapamıyorum. işlerim etkileniyor her anlamda, ekonomik anlamda. Her anlamda. Gönül isterdi ki buraya gelip size e, şunu anlatayım. Mesela Türkiye'de nerelerde tatil yapılır? Bu sene tatilinizi şöyle yapın, böyle yapın diye şeyler anlatmak isterdim. Ya da Almanya'da nereye gidilir? Bunları konuşmak isterdim. Fransa'daysan, Hollanda'daysan ne yaparsın bugün? Bugün ne yaptınız? Falan bunları konuşmak isterdim ama gündem koronavirüs evden çıkamıyoruz kardeşim. İş yerimizden başka bir yere gidemiyoruz. İş yerimizde de insanlarla aynı odada oturmuyoruz. Ya da herkes bizim kadar belki şanslı değil. Bir arada çalışmak zorunda olan insanlar var. Yanındaki arkadaşı ertesi gün korona'ya yakalanıyor. Psikolojim bozuluyor. Ben yaşadım. Yanımda, birlikte çalıştığımız arkadaşımız korona'ya yakalandı. Sonra ertesi gün başka biri yakalandı. Bu psikolojiyle yaşamak zor ama biz de bunları anlatarak sizlerin biraz daha olayın farkına varmasını, özellikle çevrenizdeki insanların farkına varmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle anlatıyoruz.